Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine yermûnel muhsenâtil gâfilâtil mü'minâtil lu'inû fiddünyâ vel âhireh. Ve lehum azâbun azîm. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Sadakallahu l-Azim. Kıymetli kardeşlerimiz, Cuma geceniz mübarek olsun. Yüce Mevlam Nur Suresi 23 ve 24. ayeti kerimelerde şöyle buyuruyor. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır buyuruyor Yüce Mevlamız, kıymetli kardeşlerimiz. Bu akşamki sohbetimizin adı namuslu kadınlara iftira atmaktan sakınmak kardeşlerimiz. Kıymetli kardeşlerim, ahlaki bakımdan temiz bir hayat yaşama gayreti içinde olan insanlar bazen iftiraya maruz kalabiliyorlar. Maalesef günümüzde asılsız iftiralar yüzünden pek çok masum insanın karalandığına şahit olmaktayız. Böylece kişiler işlemedikleri bir suçtan, yapmadıkları bir işten dolayı toplum önünde küçük düşürülmüş olmaktadırlar. İftiranın her türlüsü kötü olmakla beraber yukarıda zikrettiğimiz ayeti kerimede namuslu kadınlara dil uzatarak onları karalayanların dünya ve ahirette lanetlenmiş oldukları bildirilmekte, bunlar için ahirette çok büyük bir azabın olacağı haber verilmektedir kardeşlerimiz. Kıymetli müminler, dinimiz iffet ve namus kavramına büyük önem vermektedir. Namus hem erkek hem de kadın için geçerli bir kavramdır. Kadın olsun, erkek olsun, insanın ahlaki bakımdan seçkin bir konuma gelebilmesi için zinadan uzak durması, aklını, gönlünü, gözünü ve tüm azalarını haramdan uzak tutması gerekmektedir. Bir insana zina ya da fuhuş suçlamasında bulunmak büyük zararlara yol açar. Hiç kimsenin bir başkasının iffeti ve namusu hakkında ileri geri konuşmaya hakkı yoktur dinimize göre. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiçbir şeyden habersiz masum bir kadına zina iftirasında bulunmayı insanı mahveden kötü, yedi kötülük arasında sayıyor Peygamberimiz. İnsanı mahveden yedi kötülükten bir tanesi, hiçbir günahı olmadan zina iftirasında bir şahsa bulunmak. Bakın, insanın mahvına yol açan diğer altı kötülüğün Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, adam öldürmek, faiz yemek, yetimin malını yemek, savaştan kaçmak gibi suçlar olduğunu dikkate aldığımızda masum kadınlara yapılmış bir iftiranın ne korkunç bir iş olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an bize bilmediğimiz bir şeyin adına düşmememizi öğütlemektedir. Nitekim müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin böyle bir iftiraya maruz kaldığını Kur'an haber vererek ellerinde hiçbir delil olmadan bu iftiraya inananların Allah'ın indinde yalancılardan olduğunu bizlere belirtmiştir. Yine Kur'an'da iffetinden övgüye bahsedilen, övgüyle bahsedilen kadınlığın ve anneliğin iftiharı, iffet timsali Hazreti Meryem dahi Hazreti İsa'yı Allah'ın bir mucizesi olarak babası dünyaya getirdiğinde zina etmekle suçlanmıştı. Suçlamışlardı onu kardeşlerimiz. Hazreti Meryem annemizi bile. Bu itibarla bir Müslümanın herhangi bir hadise hakkında, hele bu hadise insanın namus ve şerefiyle ilgiliyse, olayın iç yüzünü araştırmadan hüküm vermesi günahtır. İç yüzünü araştırmadan onun bunun lafıyla şu kadın şöyle yapıyor, bu kadın buraya gidiyor, şu şöyle ediyor demek arkadaş cemaatimiz günahtır, haberiniz olsun. Araştırmak lazım.
Bir Müslümana asla yakışmayan bir tavırdır bu. Hakkında ileri geri konuşulan bir kimsenin Hazreti Meryem veya Hazreti Ayşe gibi bir iftiraya uğramış olmadığı ne malumdur? Belki de o insanların konuşmuş oldukları kişi iftiraya uğradı belki de. Ne biliyorsunuz? Evet. Onun için en güzel araştırmamak ya. Araştırmamak en güzel. Ama böyle bir şeyi de insanlardan, başkalarından duysanız da, görseniz de söylemeyeceksiniz kardeşlerimiz. Hazreti Ayşe, Peygamberimizin hanımı, annemiz Hazreti Ayşe ki, Peygamberimizin tertemiz eşi, müminlerin annesi, Benu Mustalık Savaşı'nda düşürdüğü kolyeyi bulmak için ordunun biraz gerisinde kalmıştı. Arkadan gelen sahabi Safvan bin Mutal onu deveye bindirmiş ve Peygamberin emanetini müminlerin annesini orduya yetiştirmişti. Fakat münafıkların lideri Abdullah bin Ubey Hazreti Ayşe'ye iftira atmak için bu olayı fırsat bilmiş. Maalesef bazı müminler de ona kanmışlardı ve Peygamberimizin hanımına iftira atmışlardı. Evet. Metin kardeşlerim, kadınlara yönelik iftiralar ve dedikodular kadınları, eşlerini, çocuklarını, yakınlarını ve bir insan olarak herkesi rencide etmekte. Yuvaları yıkmakta, arkada gözü yaşlı çocuklar bırakmaktadır. Kısaca iftiralar çoğu zaman telafisi imkansız sosyal bunalımlara neden olmaktadır. İftiralar çok tehlikelidir. Kıymetli kardeşlerim, iftiradan uzak duralım. Allah korusun. İnsanın yatacak yeri olmaz. Eğer bir de haksızsanız. Kıymetli kardeşlerim, bilelim ki iddiasını ispat edememesi durumunda toplum tarafından kınanması gereken asıl kişi iftiracının kendisidir. İftiraya uğrayan kadın dünya hayatında çok zarar görebilir fakat asıl zarar ve ziyanda olan iftiracıdır, iftirayı atandır, müfteridir. Haksız yere bir kadını inciten kişi cehenneme yuvarlanacak ve Allah'ın lanetine uğrayacaktır. Haksız yere bir kadını inciten, haksız yere bir kadının arkasından iftira atan, delilleri olmadığı halde uyduran ve iftira atan kişi bakın cehenneme yuvarlanacaktır. Allah'ın laneti onun üzerine olacaktır. Allah'ın lanetinden daha büyük bir azap yoktur cemaatimiz. Allah'ın laneti çok büyüktür. Allah lanet etmesin. Ederse çok tehlikeli bir duruma düşer insanlar. Kıymetli kardeşlerim, o halde söylediğimiz sözlere dikkat edelim. İnsanları incitmeyelim. Kızlarımız, kız kardeşlerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz durumunda olan hanımlara karşı gereken saygıyı gösterelim. Güvenli insan olalım. Kızlarımız, komşularımız, komşu kadınlarımız bizim yengelerimizdir. Kızları bizim kızlarımızdır. Komşularımızın, kardeşlerimizin bizim kızlarımızdır. Onlara gereken hassasiyeti gösterelim ve dikkatli olalım. Velev ki böyle bir şey yapsalar bile biz niye araştıralım? Araştırmayalım. Hani Yüce Mevlam diyor ya, araştırmayın Kur'an-ı Kerim'de başkalarının arkasından. O zaman demek ki araştırmak bile doğru değil kardeşlerimiz. Onun için çok dikkat edelim dilimize, elimize, belimize. Evet, Peygamberimiz böyle diyor. Dil, el, bel. Çok tehlikeli yerler, çok dikkat edelim. Elimizden kadar dil de bizi felakete götürebilir. El de, bel de. Evet kardeşlerimiz, bu akşamki sohbetimiz buydu. Namuslu kadınlara iftira atmaktan sakınmak. İnşallah bizler bu ayet-i kerimeye göre çok dikkat ederiz ve namuslu kadınlara iftira atmaktan sakınırız efendim. Çok dikkat edelim. Düşünün ki başkasının sizin iftira attığınız kişi atarsınız, sonra başkası da sizin çocuklarınızı atar. Onun için kardeşlerimiz sizin kendi eşiniz, kendi çocuğunuz gibi görmek lazım efendim. Bu akşamki sohbetimiz buydu. Şimdi tevbe yapalım ve dua edeceğiz inşallah tevbeden sonra. Yüce Mevlam geçmişlerinize rahmet eylesin, gecenizi hayırlı eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Mevlam zalimleri kahreylesin, mazlumlara yardım eylesin inşallah. Kardeşlerimiz bu gecede duamız, inşallah biraz sonra dualar yapacağız. Duamız bu olsun.